Herkese merhabalar. LGS Hızlı Son Tekrar program setimiz karşınızda. Tonguç Erdoğan. Hocam senle... kutunun içinde ne var? Kutunun içinde toplam 9 tane kitap var. Bunları hemen sana tanıtmak istiyorum. 6 tane LGS Son Tekrar kitabımız. Aynı zamanda geri sayım denemelerimize 3 kitap olmak üzere toplam 1002 tane nitelikli sorumuz var. Yani yeni nesil soru dediğim şeyler. Öyle birazcık daha üst seviye, yatay, tamamı yatay, görselli, infografik sorulardan oluşuyor. Ve 57 tane de konu çalışmış oluyoruz aslında bu setle beraber. Tabii ki hemen seninle beraber programımızın hocam, içinde... Hocam kutuyu açın lütfen. Hemen bakalım kutumuzun içinde neler var. Kutuyu açtığımız zaman bir kere LGS Son Tekrar programımız çıkıyor. Zaten bu kırtasiyelerden tüm Türkiye'nin Tonguç kitapçılığına ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğim bir şey. Aynı zamanda Tonguç'um LGS Son Tekrar kitaplarımız çıkıyor. LGS Son Tekrar kitaplarımızı hemen seninle bakalım. Türkçe, Son Tekrar Türkçe, Son Tekrar Matematik, aynı zamanda tüm Son Tekrar İngilizce, Son Tekrar Din Kültürü Ahlak Bilgisi, ondan sonra İnkılap, ondan sonra da Fen Bilimleri şeklinde toplam 6 tane kitabımız burada var. Onun dışında da LGS geri sayım denemelerimiz var. 3-2-1 geri sayım denemelerimiz dediğimiz şeyler de aslında toplamda bak şöyle göstereyim sana, hatta şöyle göstereyim. 3 tane bunda tam LGS tam denemesi var. Bunda 2 tane LGS tam denemesi var. Bunda da artık tek bir tane gerçekten inanılmaz özenilmiş bir LGS tam denemesi var. Ve bunlarla da nasıl çalışacağız hemen göstermek istiyorum. Bir kere LGS Son Tekrar programımızda burada teker teker yazıyor. Bu hızlı tekrar seti olduğu için hızlı tekrar seti de kırmızı programı uygulayacağız. Ve kırmızı programda teker teker gün gün ne yapacağımız belli. Hatta istersen saatli programları da var. Saatli programlardan bakabilirsin. Peki kitaplarımızın içeriğini birazcık incelemeye başlarsak fende biliyorsun konuları hatırlamak çok önemli. O yüzden ne yapıyoruz? Tüm sene var mı hocam? Evet tabii ki bütün senenin bütün üniteleri var. Hatta üniteleri göstermek istiyorum sana. Çok güzel bir soru sordun bana gerçekten de. Buradaki ünitelere baktığım zaman mevsimler, iklim, DNA ve genetik, basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüşümleri ve yaşamımızdaki elektrik olmak üzere bütün üniteler var. Bir tane üniteyi açalım mesela. Bir konu akış şeması, yani hangi konuları işleyeceğimiz burada karşımıza çıkıyor. Sonrasında Tonguç'um kavramlar biliyorsun fende kavramlar çok önemli. Ardından sınavda %100 karşına çıkacak kutusuyla beraber sınavda karşına gelecek ifadeler geliyor. Ki sınavda bunu gördüğün zaman aa bu neydi falan diye şaşırma diye. Aynı zamanda da sınavdaki konuyla alakalı ufak bir özetimiz var. Konuyu hatırlamamız gerekiyor. Çünkü fen konu temelli biliyorsun. Ardından da sınav sorusu, birazcık daha deney sorusu, akıl yürütme sorusu şeklinde gelen soruyla... Hocam soruya takılırsan peki? Hiç sorun değil. Çünkü TAS uygulaması hemen cevabına ulaşabilirsin. Ve bu şekilde bütün konuları baştan aşağı inceledik. Aynı zamanda inkılaba bakalım seninle beraber. İnkılapta da aynı tarz bütün üniteler var bir kere. Onu göstermek istiyorum sana. Bir karmalı, milli uyanış, bütün ünitelerimiz var. Toplam 7 tane ünitemiz var. Aynı zamanda inkılapta tabii ki kavramlar ve konu akış çok önemli. Dolayısıyla konu akış şemasından sonra kavramları verdik. Ve ardından da Tonguç'um konuları hatırlayabilmemiz için hazırlan kısmıyla konuları hatırlattık. Ve son taktikleri verdikten sonra sınav sorusu karşına geldi. Sınavda karşına gelebilecek tarzı sorularla da yapamazsan tabii ki TATS uygulaması yanında diyoruz. İngilizceye bakarsak Tonguç'um, hatta dine bakalım pardon. Dine bakarsak Tonguç'um aynı şekilde hazırlan kısmı var. Hemen konuları tekrar ediyorsun. Son taktikler ve sınav sorusuyla konuları bütün hepsini tekrar etmiş oluyorsun. Tabii kavramlar ve konu akış şeması da burada karşımızda. İngilizceye bakarsak tabii ki kelimeler çok önemli. O yüzden biz ne yaptık? İngilizcedeki study kısmına birazcık daha kelime ağırlıklı da koyduk. Mesela bak burada study kısmında kelime ağırlıklı koyduk. Ardından learn kısmında konuyu bir hatırladık. Sonrasında exam question'la gerçekten sınavda karşına gelebilecek sorularla seni test etmiş olduk diyoruz. Ve aynı zamanda matematik. İşte matematikte de sorular gerçekten artık konuları tekrar etmeye üstün körü gitmeye gerek yok daha doğrusu. Daha çok ne yapmamız gerekiyor? Soru odaklı gitmemiz gerekiyor. Çok soru hocam. Bütün konuları bir kere koyduk içine. Unutma. Hatta küçük kırılımlara da böldük bunları. Ve günlük yaşam problemleri diye ekstra bir bölüm de koyduk. Mesela senle ilk bölümü açarsak, ilk konuyu açarsak. Mesela bak karşımıza hemen şu geliyor Tonguç'um. Sınavda %100 karşına çıkacak kutucuğu geliyor. Bu bize şunu gösteriyor. Sınavda karşımıza gelebilecek ifadeyi veriyor ki bize sınavda gelince karşımıza şaşırmayalım diye, afallamayalım diye. Sınav modeli bir soru ve bunun çözümüyle bize konuyu sorular üzerinden tekrar ettiriyor. Ardından son taktiklerle ufak konu anlatımlarındaki kısımları hemen veriyoruz. Sonrasında sınav sorusuyla gerçekten sınavda karşına gelebilecek tarzda sorularla da seni test ediyoruz ki artık sınava en iyi bir şekilde hazırlanmış olalım. Gerçekten buradaki sorulara çok özenildi ve hani senin başarılı olabilmen için bu tarz sorular geleceğini tahmin ediyoruz ve bu şekilde son taktikleri de vererekten seni sınava en iyi şekilde hazırlıyoruz. Türkçe'ye baktığımız zaman inanılmaz güzel hazırlandı Türkçe. Neden Türkçe önemli değil mi hocam? Türkçe'de bir kere bütün konular var. Bütün üniteler var. 5 bölüme böldük Türkçe'yi. Burada sözel mantık, tablo, grafik, görsel yorumlamayı en başına koyduk. Çünkü yeni sınav sisteminde bundan çok soru geliyor. Sınav modeli kısmında da bak dikkat et. Sözel mantıkta dikkat et.
farklı farklı sınav modellerine değindik. Mesela kronolojik sıra yapma soruları, ardından yarışma soruları, ondan sonra şifre oluşturma soruları, burada da farklı bir şey var, sınıflandırma soruları şeklinde bütün tarzda karşına gelebilecek böyle sözel mantık dediğimiz soruların hepsini burada değindik. Ve sınav sorusuyla da bunları sana tam sınavda karşına gelebilecek şekilde hazırladık. Yapamazsan tabii TAS uygulamasıyla hepsini çözebilirsin. Ve tabii sadece bu sözel mantık yok, dil bilgisi var, ondan sonra cümlede anlam, paragrafta anlam, parçada anlam, bunların hepsi bunun içinde mevcut. Peki geri sayım denemelerimize bakarsak 3 adet LGS tam denememiz var. Tabii burada sözel sayısal detaylı analizlerimizde eksiklerimizi bulabiliriz, hiç merak etme. Ve sorulara baktığımız zaman, soruları incelediğimiz zaman gerçekten yeni tarz sisteme çok uygun olduğunu sen de zaten ilk bakışta görebilirsin. Ve bu sorularla da sınava en iyi şekilde hazırlanmış olacaksın. Yapamadım diye endişe etmene gerek yok. Çünkü hepsinin TAS uygulamasıyla çözümüne ulaşabilirsin. Cep telefonundan veya tabletinden diyebiliriz. Hepsi yeni nesil soru bu. Aynen öyle. 3, 2, 2, 2 de ise 2 tane tam LGS denememiz var. Ve hepsi yeni tarz dediğimiz sorulardan. Ve bir de artık son dokunuşunu yapıp ve bunları, peki ben bunları nasıl çözeceğim? Hiç nasıl? Dert etmene gerek yok. Çünkü LGS son tekrar programıyla gün gün, saat saat ne yapman gerektiğini ulaşabilirsin. Hangi konuyu işleyeceğim? Program kutudan mı çıkıyor hocam? Program kutudan çıkıyor. Hiç merak etme. İstersen de ücretsiz olarak Kırtasiye tüm Türkiye'deki Tonguç kitapçılarından alabilirsin Tonguç'um. Ve bu şekilde bu kitapları en güzel şekilde bitirip toplam ne demiştik, dikkat ettiysen 1002 tane nitelikli soru çözeceksin ve 57 tane konuda tekrar etmiş olacaksın. Hadi bakalım, başarılarını devam ediyorum. Sağ olun hocam.